Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Haydarpaşa Lisesi'ni tanıtacağım. Herkes hazırsa başlıyoruz. Türkiye genelinde en son hazırlık sınıfı konan okullardan biri olan Haydarpaşa Lisesi, bu sayede ülke geneli hazırlık sınıfı olan 11 Anadolu Lisesi'nden biri oldu arkadaşlar. Konum olarak isminde yazan Haydarpaşa'da değil, Üsküdar Altunizade'de bulunmaktadır. Lisenin tarihini şöyle bir incelersek, 1934 yılında Atatürk'ün emriyle kurulduğunu görmekteyiz. Okul o dönemde hem yatılı hem de gündüzlü eğitim vermekteyken, yine o dönem bugünkü yerinde değil de ilk kurulduğu yer olan adını taşıdığı semt Haydarpaşa'da yer alıyordu. Bu tarihi okul 1948-1949 eğitim öğretim yılına kadar erkek lisesi olarak eğitim veriyordu. Bu tarihten sonra ise kız öğrenciler de okula alınmaya başlandı ve karma eğitime geçildi. 1979-1980 eğitim öğretim yılında ise okulun yatılı bölümünün kapatılması kararı alınmıştır. Kapatılan bu kısma ise Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi taşınıyor arkadaşlar. Devamında 2016 yılında ise tıp fakültesi de buradan ayrılıyor ve günümüzde yeni kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bu tarihi yapı artık ev sahipliği yapmaya başlıyor. Haydarpaşa Lisesi ise 1984 yılında 50 yıl boyunca eğitim verdiği tarihi binadan tamamen taşınıyor. Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nin ek binasında eğitim hizmeti veriyor. Tabii bu geçici bir konaklama oluyor. Kendi binası yapıldığında 1989 yılında günümüzde eğitim verdiği Üsküdar Altunizade'deki Validebağ Korusu'nun yanındaki binasına taşınıyor arkadaşlar. Haydarpaşa Lisesi 1998-1999 yılında Anadolu Lisesi statüsü kazanıyor. 2016 yılında ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda proje okulu oluyor. Yani proje okulu ne demekti? Öğretmen ve idarecileri artık sınavla değil de bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı oluruyla bu okula atanacak. 7 Haziran 2017'de ise 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı getiriliyor bu okulumuza ve doğal olarak okulun eğitim süresi 5 yıl oluyor. Günümüzde birçok başarılı ve tanıdık simalar bu okuldan mezun olmuş kişilerdir arkadaşlar. Haydarpaşa Lisesi sınavla öğrenci almaktadır. Tabii ki hangi sınavla? Liseye geçiş sınavı ile. Biz bunu kısaltarak ne diyoruz? LGS sınavı diyoruz. Evet, bu liseyi kazanabilmek için LGS puanınız okulun taban puanının üzerinde olması gerekiyor. LGS puanı hesaplanırken okul başarı puanının herhangi bir katkısı olmadığı için bu liseyi kazanmak için de okul not ortalamasına ihtiyacınız olmayacak. Okulun kontenjanı kadar öğrenci LGS puan üstünlüğüne göre e-okuldan yapılan tercihler doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak Haydarpaşa Lisesi'ne yerleştirilecek arkadaşlar. Haydarpaşa Lisesi'nin öğretim şekli karmadır, yani kız ve erkek öğrenciler birlikte eğitim öğretim faaliyeti yürütmektedirler. Öğretim dili ise İngilizcedir. Zaten İngilizce hazırlığının olduğunu da belirtmiştik. Haydarpaşa Lisesi'nin puanını merak eden varsa hemen geçen yılın puanını, taban puanını sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Yaklaşık 489,5 ile taban puan olarak, en düşük puan olarak öğrenci alımı gerçekleştirmiş bu okulumuz. Peki Haydarpaşa Lisesi'nin kontenjanı kaçtır? 180 öğrenci almaktadır arkadaşlar. Yatılı okumak mümkün mü? Evet, yatılı okumak mümkün ama pansiyon sadece erkek öğrenciler için geçerli. Kız öğrenciler için herhangi bir pansiyon imkanı yok. Toplamda okulumuzda 70 tane öğretmen görev yapmakta. Okulun toplam öğrenci sayısı ise 1170 arkadaşlar. Okulda toplam 34 derslik, fen ve robotik laboratuvarları, tenis kortu ve bunun yanında birçok sosyal faaliyet ve kulüp okulumuzda mevcut. Bu okuldan mezun olanlar Anadolu Lisesi diploması alacaklar ve ayrıca Haydarpaşa Lisesi mezunları Türkiye'nin saygın üniversitelerini kazanmaktalar arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videonun altındaki yorumlar kısmına içten yorumlarınızı bekliyorum.
Ayrıca kanalıma destek olmak için görmüş olduğunuz daire ikondan kanalıma abone olabilir, dikdörtgen şeklindeki bağlantılarımdan da diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.